İrfan. Hı. Şu kızı arasan mı artık ya? Aradı az önce, avukatla konuşuyormuş. Gelir birazdan. Arayıp bir de ben kafasını karıştırmayayım. Şu olayı atlatalım, başka bir şey istemiyorum. Geçecek, geçecek. Bu da geçecek. Hepsi bu şerefsiz yüzünden gelmedi mi hoşumuza? Abi hiç girme, oraya hiç girme. Ben zaten bakmamaya çalışıyorum. Ellerimle boğsam ciğerim soğumaz. Bir de kafamı karıştırdı benim bu ayet raporuya. Meleğin de sesi çok kötü geliyor telefonda. Oğlum ben düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum lan. Hayır. Tamam. Kardeşim, tamam. Melek için sakin olalım. Melek için sakin kalalım ha. Aylin. Değil mi? Madem burası duruşma salonu, biz bir duruşalım ya. Bir duruşalım. Bir toplayalım, bir sakinleyelim. Tamam. Aynen öyle Zülfo. Sonra bakacağız bu şerefsizin icabına Zülfo. Sen hiç merak etme kardeşim. Valiz neyin nesi? Firuze abi her şey hazırlıklı ol dedi. Benim her şeyden anladığım bu çanta. Cezaevinde nasıl yaşanır biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Ama sizsiz zaman nasıl geçer bilmiyorum. Deme öyle. Deme. Hem biz hiç ayrılmayacağız ki. Melek, Aydın, Celal Güz geldi. Duruşma salonuna. Hadi. Yanındayız Melek. Savcım, mütalaanıza başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim Sayın Hakim. Celal Bey'in fiziksel test sonuçları mahkememize ulaşmış durumda. Raporunda da belirtildiği gibi mağdurun kaslarının hiçbir uyarana tepki vermediği, belden aşağısının işlev dışı olduğu heyet raporuyla sabittir. Sanık Melek Aydın'ın taksirle de olsa kalıcı sakatlığa sebep olduğu için verilen cezanın ceza kanununun ilgili maddesi uyarınca ve itiraz yolu kapalı olarak 1/3 oranında savcılık makamı olarak arttırılmasını talep ediyoruz. Mütalaayı duydunuz. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Sayın Hakim, her ne kadar heyet raporu olumsuz çıksa da yeni bir doktor önerisi aldık devlet hastanesi uzmanlarından. Eğer talebimizi dikkate alırsanız EMG adında... Heyet raporu dediniz, heyet raporu çıktı. Yani bence başka bir raporla oyalanmanın hiçbir anlamı yok. Heyet raporuyla sabit diyor bu evrakta. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Celal Güz geldi. Mağdur sıfatıyla ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Ne adaleti lan? Ne adaleti lan? Ne adaleti? Sessiz olun, sessiz olun. Mahkeme burası. Atarım hepinizi dışarı. Gereği düşünüldü. Mağdur Celal Güzgeldi'nin sakatlığının heyet raporuyla sabit olduğundan... Hakim Bey. Hakim Bey, bir kere beni dinleyin lütfen. Bakın ben daha önce cezaevinde yattım. Yine yatarım. Ama lütfen acele etmeyin. Ben bir yere kaçmayacağım zaten. Eğer bu EMG testi olumlu çıkarsa ben okuluma devam edebilirim. Gerçekten çok araştırdım. Testin yanlış çıkma ihtimali yokmuş. Ve test sonucu hastalığın nasıl tedavi edileceğini bile gösterebiliyormuş. Ben zaten bu heyet raporu nasıl yanlış çıktı bilmiyorum. Aklım almıyor. Ama emin olduğum tek şey bu adamın yürüyebildiği.
Yemin ederim bu adam yürüyor. Ölmüş babamın üstüne yemin ederim ki bu adam yürüyor. Eğer EMG testi yürüyemez derse... cezamın üçte birini değil, cezamın iki katını yazın bana. Ama lütfen boşu boşuna özgürlüğümü, hayallerimi çalmayın. Çünkü asıl adalet isteyen benim. Gereği düşünüldü. Celal Güzgeldi'den EMG raporu istenmesine ve duruşmanın bu rapor geldikten sonra devam edilmesine, işte boş bir günde, önümüzdeki ay muhtemelen uygun bir saatte, uygun bir günde tekrar mahkeme görülmesine karar verildi.